Δεν μπορώ να τα... να τα υποσχεθώ. Gazetecinin sorusu şöyleydi. Geçen sene Lazaros Christodoulopoulos bir gol atmıştı. Şimdi bu geçen maçta Masuras bir gol atmıştı. Yarınki maçta tekrar gol atabilecek mi diye sordu. Cevabı yarın %100 elimden gelen her şeyi yapacağım. Ancak gol atıp atamayacağını söyleyemiyor. Παρακαλώ. Μπορεί για το μάτς με την Μπασάκσαχίρ. Não. Significa que estamos à frente nos primeiros 90 minutos, somente isso. Que temos uma... Gazetecinin sorusu şöyleydi. İstanbul'da Olympiakos galip geldi. Sizce yarınki maçta favori mi? Tur atlamak için favori mi? Pedro Martins'in cevabı ise şöyleydi. Hayır, yalnızca ilk 90 dakikada galip geldik. Bundan sonra bir 90 dakika daha var. Karaiskaki stadında seyircilerimizin desteğini bekliyoruz. Başakşehir çok kaliteli bir takım, çok iyi bir takım. Bu takımı ciddiye almamız lazım. Biz çok iyi hazırlandık. Ciddi olmalıyız. Daha hiçbir şey belli değil. 90 dakika daha var. Ondan sonra sonuç belli olacak. De um e do outro são completamente diferenciados e por isso já demonstra bem que de facto o Evet, soru şöyleydi. İlk maçta bazı yanlışlıklar oldu. Bazı problemler çıktı. Sizce ikinci maçta farklı bir taktik uygulamak gerekiyor mu? Teknik direktörün cevabı ise bazı problemler oldu. Ancak daha önemlisi kişisel yanlışlıklar oldu. Biz taktiğimizi uygulayacağız. Oyun biraz değişik olabilir ama bizim taktiğimiz çok üst seviyede olacak. Kişisel yanlışları azaltabilirsek ve daha ciddi oynayabilirsek daha iyi bir sonuç alabileceğiz. Paragalo. Yoris Giorgo. Ganhar. Vencer. İniki. İni aftı epton ekanopi. Filsi. Evet, soru şöyleydi. Olympiakos geçen 3 oyunda 5 tane gol attı ve hiç gol yemedi. Size bunlardan en çok hangisi memnun ediyor? Teknik direktörün cevabı ise bizi sadece galibiyet memnun ediyor. Biz her zaman çok dikkatli oynamalıyız. Geçen seneye göre çok daha ofansif oynuyoruz. Biliyorsunuz futbolda galibiyet en önemli şey. Onun için biz kendi oyunumuza dikkat edeceğiz. Kaliteli bir oyun sergilemeye çalışacağız. Bizim felsefemiz ilk önce iyi oyun ve bunun getireceği galibiyet. Παρακαλώ. Marco Menos από και κάτι για τον Γιώργο. Πλέον είσαι αρκετό διάστημα. Σητέμες όλων των βιντεών σε ποτέντσε και σαβέ. Yarınki maçta Başakşehir sizce farklı mı oynayacak? Çünkü maçı ilk maçı kaybettiği için bu maçta kaybedeceği hiçbir şey yok ve daha rahat oynayacak. İkinci soru da yarın Podence'nin oynayıp oynamayacağıydı. Teknik direktörün cevabı ise ilk önce Podence yarın oynayacak. İdmana çıktı ve yarın maça katılacak. Başakşehir'in oyunu için ise şunları söylüyor. Yarın Başakşehir'i çok güçlü ve dinamik olarak bekliyor. Başakşehir'in çok kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var ve her zaman tehlike yaratabilir. Bu aslında ikinci bir maç. Onun için daha 90 dakika var ve daha hiçbir şey bitmiş değil. Bizim ciddi olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Hem biz hem de Başakşehir çok kuvvetli ve dinamik bir şekilde oynayacak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. AEK ile oynadığı maçta gördük ki gerçekten Başakşehir kuvvetli bir takım. Ve cezalı ve sakat oyuncuları olmasına rağmen çok tehlikeli bir takım olabilir. Başka bir soru var mı? Πρέπει, όπως είπατε και εσείς, είναι κάτι που γενικά καλούμαστε να διαχειριστούμε εμείς οι αθλητές και συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό όταν φοράμε αυτή τη φανέλα. Απλά θεωρώ... Bir Olympiakos forması giymek herkese nasip olmaz. Biz bu formayı giyerken her zaman çok iyi oynarız ama özellikle yarınki maçta daha iyi oynamaya çalışacağız. Οι ατομικές ικανότητες των ποδοσφαιριστών της θα την βοηθήσουν. Mesmo com bola conseguimos controlar o adversário.
Είμαστε στην αρχή της σεζόν και είναι πάρα. Evet, soru şöyleydi. Siz rakip takımı çok iyi izlediniz, analiz ettiniz ve tahlilini çıkardınız. Sizce Başakşehir bir takım olarak mı oynayacak, bir bütün olarak mı oynayacak yoksa kişisel olarak mı oynayacak futbolcular? Teknik direktörün cevabı ise şöyleydi. Biz daha sezonun başındayız. Takımların ayağında çok oyun yok, yani fazla oyun oynamamışlar. Bu Başakşehir'in birinci resmi maçıydı. Şimdi ikinci resmi maçı. Her maçta bu takımlar gittikçe daha gelişiyor. Kendini iyiye doğru götürüyor. Ve Başakşehir gerçekten daha tehlikeli olabilir bu maçta. Onun için biz daima daha dikkatli olmalıyız. Ένα τελευταίο ερώτημα, θέλετε να ρωτήσετε αν κάποιος Τούρκος δημοσιογράφος... Son soru, Türk arkadaşlardan soru sormak isteyen var mı acaba? Τύπου 8 εδώ, η συνέντευξη τύπου της Başakşehir.